Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Patch 17.4 duyuruldu. Adventure'ın ne olacağı belli oldu. Onları videomuz zaten geldi. Adventure'da yeni kart gelmeyecek, yeni bir içerik gelmeyecek. Dolayısıyla artık umarım ki bir sonraki expansion çıkana kadar son kez olmak üzere size en iyi standart testleri videosunu yapıyorum. Geçen seferkiyle bu seferki arasında bu kadar zaman olması sebebi arkadaşlar artık ben o videoyu güncellemekten sıkıldım. Yani çocuk oyuncağı gibi en iyi destler diyorsunuz. Hop en iyi destler, artık en iyi destler olmuyor. Hop bir daha en iyi destler olmuyor. Yani Blizzard'ın bu işi bir bilemeniz iki hamlede yapması lazımdı. Oturup 5 hamlede, 6 hamlede yaptılar. Tabii her seferinde meta game değişiyor. İnsan da sıkılıyor. Eminim siz de sıkılmışsınızdır. Onun için biraz oyalandım. Biraz da Hearthstone'dan soğudum. Malum biliyorsunuz. Ama tabii hala gönlümde yeri olan bir oyun. Şimdi arkadaşlar geçen sefer yaptığım gibi desteleri birinci sınıf, bir buçuğuncu sınıf, ikinci sınıf ve iki buçuğuncu sınıf olmak üzere. Böyle bir racon edindim. Neden bilmiyorum. Yani şey oluyor arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bazı desteleri birinci sınıf diyorum. Bazı desteleri birinci sınıf demek istemiyorum çünkü birinci sınıf değiller. Ama ikinci sınıf da demek istemiyorum çünkü ikinci sınıfta değiller. Dolayısıyla böyle bir hareket yaptım. Artık usulümüz oturdu. Yani sonuçta ben 4 kademeye bölmüştüm demin desteleri. Fakat bunun şöyle bir özelliği var. Burada gördüğünüz destelerin hepsi okey desteler. Yani çok aşağılara atıyorum small spell mage, no minion mage gibi yerlere inmiyorum. Buradaki desteler hepsi kabul edilebilir. Hepsi legend'a çıkabilir. Fakat tabi bazılarıyla biraz daha zor olur. Aşağıdan başlayıp yukarı kadar gelelim. Elimden geldiğince her klasına bir deste koymaya çalıştım. Bir tek şamandan koyamadım. Her ne kadar HS Replay, Azim'le Totem Şaman'ın iyi bir deste olduğunu savunsa da arkadaşlar o konuda hem benim kendi naçizane ladder deneyimimde hem de diğer başka Hearthstone kaynak sitelerinde hiçbir şekilde yer verilen bir deste değil Totem Şaman. Yani Totem Şaman bence biraz fake. Böyle bir tabii ki öyle bir deste var ve oynanıyor ama yani gerçekten başarılı tier 2 bir deste değil diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar buna. Ben bu desteği 1-2 oynadım. Bir kere ne yazık ki pahalı görüyorsunuz. İşte Morozond var, Solmir var, Galakrond zaten hadi bedava. Kronks var, Madame Lazul, Mindflayer'e karşı bir sürü kart var. Bunda arkadaşlar işte erken kartlarla biraz adamın temposunu kesiyorsunuz. Güzel yaşam veren kartlarınız var. Yaratık öldüren veya işte size alfa pozisyon veren. Toll Seal'la ekstra değer alıyorsunuz. Apotheosis ile geri heal'lanmaya çalışıyorsunuz. Bunun işte farklı versiyonu var. Şu Veil Weaver'la oynamayı Plague of Death oynayanı var. Biraz daha ağır bir meta game için. Böyle yapanı var. İşte Fate Weaver'la mana avantajı alıyorsunuz. Bayağı bir değer üretiyor. İşte Galakrond zaten invoke'lar her biri random priest minion veriyor. Filan falan. Bu desteyle arkadaşlar herhalde sanıyorum. Ben bunu biraz denedim. Benim priest galibiyetlerim eksik olduğu için. Oturtmak gerekiyor herhalde biraz. Çünkü ben çok başarılı sonuçlar aldım bununla. Sonra biraz düzelttim ama yine kötüydü yani. %50 win rate göremedim ben bununla. Ben internette de birkaç tane gördüm. Adam demiş ki ben bunu yüzde bilmem kaç tane legend oldum demiş. Adam da demiş birader ben 8 oynadım hepsini kaybettim bu ne diye. Yani böyle yorumları bol bol gördüm. Onun için biraz riskli bir deste. Eğer elinizde varsa uğraşın. Craft etmeye, dust harcamaya kesinlikle değmez. Ama tabii Kronks her zaman değer zaten. Onun şeyini yapmıştık. Sonra arkadaşlar bizim zamanda oynadığımız bu biraz değişik bir versiyonu Face Hunter var. Face Hunter'da arkadaşlar kilit kart Toxic Reinforcements en çok aradığınız, başlangıç için en çok bulmak istediğiniz kart bu. Tabii Scavenger's Ingenuity'nin nerflenmesi biraz bu destenin soluğunu kesti. 1 mana 4-4 Stone Tusk Boar'lar iniyordunuz. Artık 1 mana 3-3 Stone Tusk Boar'lar inebiliyorsunuz. Tabii o da Penance yiyor mesela. Ne bileyim Shadow World Pain pek metal yok ama yani 3 vuran kartları yiyor. Eskiden 4-4 oluyordu, bayağı güçlü oluyordu. Yani bir nevi 3 mana 4-4 charge yapabiliyordunuz bununla. Tabi her zaman değil. Face Stalker da gelebiliyor da. İşte Imprisoned Talmud güzel vuruyor filan falan. Bizim oyunumuz versiyon zamanında başka idi. Mokhnatal Lion ve Augmented Porcupine. Böyle yani. Augmented Porcupine ve burada bununla idi. Böyle komboları vardı. Bu biraz daha da bir face versiyonu. İşte scrap shot atıyorsunuz. Bu Stone Tusk Boar'ı iyice büyütmeye çalışıyorsunuz. Secret'ları masaya face stalker'la koyuyorsunuz filan falan standart. Bu deste biraz zayıfladı. Şimdi arkadaşlar meta game zaten biliyorsunuz üst oyun demek. Onunla ilgili kanalda ne olduğunu açıklayan bir video var. Çok değişik oluyor. Bazen sizin oynadığınız desteye hiçbir nerf gelmiyor.
Fakat meta game'e gelen değişiklikler, kartların değiştirilmesi sizin desteğinize ters gelen desteğin güçlenmesine sebep olduğu için sizin desteğinizin güçsüzleşmesine sebep olabiliyor veya tam tersi. Yani bazen bazı destekler güçleniyor, bazı destekler de güçsüzleşiyor. Hiçbir kartı değiştirilmemesine rağmen. Onun sebebi bu. Sonra yakın zamanlarda hortlayan bir Quest Warlock destesi var. Görmüşsünüz. İşte questinizi koyuyorsunuz. O zaman Muarg Artificer'la birlikte hani bir hamlede çok iyileşmeye çalışıyorsunuz. Netherbreath'lerle falan veya işte ne bileyim Dark Skies'la Twisted Nether gibi kullanabiliyorsunuz Muarg Artificer. Çünkü her kart için 2 damage vuruyor falan. Ondan sonra Sense Demons'la destenizdeki Arcanist Broodmother'ları çekip iyileşmeye çalışıyorsunuz. Quest'e eğer oturtabilirseniz Maligos'a denk getirebilirsiniz. Harikulade oluyor. İşte Maligos'u inip işte 2 Soulfire'ınız var, 2 de Nether Breath'iniz var. İşte Maligos'la Nether Breath'ler 8'er vuruyor. Soulfire'ler 8'er vuruyor. Rakibi Alexstrasza'layıp bam diye tek hamlede öldürebiliyorsunuz. Enteresan, biraz kulağa meme gibi geliyor ama güçlü arkadaşlar yani. Çok güçlü değil ama Tier 2.5 değil Tier 2 olabilirdi. Bunlar zaten benim tarafımdan alınmış kararlar. Tier 2 de olabilir. Yine oynaması çok kadar destekli değil. Farklı versiyonları var ama ana fikir bu yani işte Alexstrasza, Maligos. Bir tane pahalı spellinizi Quest'e oturtmaya çalışıyorsunuz. Quest'e oturttuktan sonra da işte o tek hamlede Alexstrasza'ya inip sıfır mana Maligos yanına surata atıyorum işte Soulfire. Veya artık nasılsa. Tabii o öldürmez gerçi de önünüzde bir takım atak falan da olsa. Bu versiyonda Abyssal Summoner koymuşlar. Bunsuz versiyonları da var. Fena bir deste değil. Zaten deste bende eksik olduğunu görüyorsunuz. Ben pek denemedim. Pure Paladin biraz güçlendi arkadaşlar. Pure Paladin'de Blizzard nedense bir aşk yaşıyor. Ciddi. Bu deste 2 kere bufflandı arkadaşlar. Bir kere değil. Aldor Eternal 1 mana 1'e 3'e bufflandı. 2 mana 2'ye 3'tü. Ve Librem of Justice 6 manadan 5 mana indirildi. Şimdi bir de tabii arkadaşlar şu an meta game'de güçlü olan destelerin bir kısmı da nerflenince bu deste bayağı yükseldi. Yani bu deste tier 4'lerden bayağı bir adam oldu. İşte şu Librem of Hope'u arkadaşlar sadece bir Aldor Truth Seeker, bir Aldor Attendant'la 6 mana oynayabiliyorsunuz. Yani 6 manaya 8 Altis Storyl, 8-8 Taunt Divine Shield koymak agresif bir desteği bitirebilir. Fena değil. Ayrıca tabii zaten Pure'un özelliği 4 manaya True Seeker Champion üzerine bir 4'e 2 koymak. 7 manaya 7-7 oynayıp elinize 5 tane random Paladin kartı almak filan falan. Bunlar az buz değil. Bu destede fena değil. Artık Blizzard biraz daha bunu bufflarsa bu gerçekten iyi bir deste olacak. Bakalım göreceğiz. Fena değil. Yaşam aldığı için Ember Watcher falan olduğu için agresiflere karşı iyi. Ama tabii daha kontrollü destelere karşı biraz daha sıkıntı çekebilir. İşte ileride Lady Liadrin'le şey yapabiliyorsunuz. İşte o Librem of Wisdom'a sıfır mana inerse sürekli her bulduğunuz yaratığa sürekli Librem of Wisdom atarak öldüğü zaman daha doğrusu Lady Liadrin oynadığı zaman bir sürü Librem of Wisdom oynamış olacağınız için devasa bir Lady Liadrin açabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar pardon yanlış söyledim. Ben şeyle karıştırdım. Eski kart. Linessa mıydı neydi? Lady Liadrin elinize veriyor. Affedersiniz. Elinize kopya veriyor. Ama yine tabi arkadaşlar elinize sıfır mana Librem of Wisdom'lar verecek. Tabi burada overdraw falan dikkat etmek önemli. Yani Lady Liadrin oynadığınızda kaç spell oynamışsınız, elinizde kaç tane kart var. Çünkü bu gibi kartlar genellikle rastgele veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar atıyorum Lady Liadrin elinizdeki dördüncü kartsa Lady Liadrin elinize 7 yer açılacak. Dolayısıyla 7 büyü alabilirsiniz. 7. büyüden sonrakiler rastgele olacak. Bir sıra takip etmiyor genellikle bu gibi kartlar. Yani Librem of Hope kesinlikle gelmeyebilir. İşte bir sürü Librem of Wisdom gelir filan falan. Bu arada friendly character dediği için arkadaşlar kendinize de atabilirsiniz Librem of Hope'u. Yani hani elime bir Librem of Hope kopyası gelsin diye yaratınızı atmak zorunda değilseniz. Friendly characters dediği için suratımıza dahil kendimize de atabiliriz. Bütün spellerden birer kopya veriyor. Güzel bir deste. Biraz daha güçlü olsa ben bunu oynamak isterdim ama zaten şu an bin bin yapma dendeyiz. Bu HS Replay'in HS Replay'e rüşvet vermiş deste. Böyle eğleniyorum. HS Replay'de arkadaşlar bu deste çok uzun süredir Tier 1 oyundaki en iyi destelerden biri falan falan. Yalnız diğer Hearthstone kaynakçıları bu fikirde hemfikir değil. Bu deste iyice bir deste tabii. Kötü bir deste değil ama yani o kadar da değil. Benim kendi metagame algım da bana zaten aynısı söylemişti arkadaşlar. Yani bu aslan kaplan birinci deste falan falan diyordu.
Ben oynadım 100 küsur oyun. İşte Legend olduk Demon Hunter'la falan geçen sezon Mayıs'ta sanıyorum. Bir tanemle oynadım ben bunu. Ya da hiç oynamadım. Böyle bir şeydi. Yani bir ara bir tane oynamıştım ama çok sonra mıydı? Yani Mayıs'ın sonunda mıydı? Haziran'da mıydı? Tam hatırlamıyorum. Yani o kadar düşün yani. Yani yüzlerce maç oynadım ben. Yüzden fazla. Yüzlerce demiyorum ama onlarca ve yüzden fazla bir kere geldi bu toplam. Yani arada Highlander, Paladin falan gibi tuhaf şeyler bile geldi. Ama bu gelmedi hiç. Tabii kötü deste değil. Çok çok pahalı bir deste de değil ama bu Scale Lord Adventure kartı mıydı? Yani arkadaşlar burada eğer bütçe deste arıyorsanız, ucuz deste arıyorsanız en iyi deste Face Hunter. Onun özelliği o. Çünkü gerçekten tek pahalı kart Toxic Reinforcements. Öyle bir güzelliği var. Budget oynuyorsunuz, bunu yapabilirsiniz. Yani bu Toxic Reinforcements'ları çıkartıp bir şeyler daha koyabilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum tabii. Çünkü Toxic Reinforcements destenin en kilit kartı. Yani onun yapılması lazım. Böyle. Gelelim arkadaşlar. Pirate Warrior var. Pirate Warrior fena bir deste değil. Ben bunu kendim oynadım. Bu benim favori destelerimden biri. Şöyle. Ben şu an bütün klasları 1000-1000'e getirmeye çalışıyorum. Tabii ki Demon Hunter çok eksik. Şaman, Warrior ve Priest'imiz eksik bir de. İşte Şaman'ın 100 civarı bir galibiyeti eksik. Warrior'la Priest'in de 150'şer civarı win'i eksik. Bu deste arkadaşlar benim amaçlarıma çok iyi uyuyor. Çünkü hızlı. Yani oyunlar hızlı bitiyor. Yani patır patır vuruyorsunuz ve kazanıyorsunuz veya kazanamıyorsunuz. Oyunun uzamaması iyi. Çünkü ben sadece galibiyet almaya bakıyorum. Yani ben rankim önemli değil. Ben birim sürede ne kadar galibiyet aldım. Onun için bu deste bunun için çok iyi. Gördüğünüz gibi son derece agresif. İşte Imprisoned Gunner var. Skyraider var. Bir sürü Pirate var. Pirate'ların Lord'u var. Subsea Captain var. Dread Corsair var. Hullbringer'a silah giriyorsunuz. Ankar Live Violence var. Corsair Cache var. Yeni gelen kartlardan biliyorsunuz. Son derece güçlü. İşte finish olarak da Corcron var, Arcanite Reaper ve Mortal Strike var. Baya güzel bir deste bu. Ben bunu seviyorum. Güzel. Yani son zamana gelen nerfler böyle bir destenin hortlamasına sebep oldu. Ama son zamana gelen nerfler o eski desteği tamamıyla piyasadan atamadı. Bu destenin arkadaşlar iki versiyonu var aslında. Çok benzer desteleri tutmadığım için listede ben bunu koydum. Bu eski usul Nerf öncesi destenin tamamıyla aynısı neredeyse sanıyorum. Yani bir Gromaş var işte finish olarak. Yani ne var arkadaşlar? Risky Skipper, Skyraider, Pirate olarak işte Ankara var onları çekmek için. Ondan sonra işte Bomb Wrangler var. Risky Skipper oyunda bombaları koyuyorsunuz. İşte hasarlı yaratık üretmek için Inner Rage'imiz ve Risky Skipper'ımız var. İşte Bloodsworn Mercenary'nin kopyasını çıkartıyorsunuz. 2'ye 2 bile olsa hala güçlü. İşte Teron Gorfin'de egg'leri yiyebiliyorsunuz. Wormhole Challenger var işte ufak ataklı, ufak hertli bir yaratıkla duel edip sonra üzerine rampage atıp kazanabiliyorsunuz arka sitesine karşı falan. Corcron Elite ve Gromaş'ta finisher Corcron Elite biliyorsunuz. Corcron Elite üzerine Inner Rage, üzerine Bloodsworn Mercenary ile 14, pardon 12 vurulabiliyor. Corcron Elite, Inner Rage, Rampage 6, 9, 18 vurabiliyorsunuz Bomb Wrangler'la. Veya arkadaşlar bu biraz fantazi ama coin sizdeyse ve coin'i saklarsanız Gromash artı Inner Rage artı coin Bloodsworn Mercenary 20 vurabiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Bunu destek karşılarken buna dikkatli olmak lazım. Eğer coin sakladılarsa bam diye 20 damage çıkartabilir. Fena bir destek değil. Bunun diğer versiyonunda egg'ler yok. Teron yok. Korkon da yok sanıyorum. İşte böyle Deathwing Mad Aspect var. Bombalar var. İşte 3 mana 3 3 bomba koyan Clockwork Goblin miydi adı? Şimdi buluruz. Evet bu. Bir de bomba veren silah falan var. Daha ağır bir meta game için o. O da bu desteri aşağı yukarı aynı performans veriyor. Ben ağır desteri çok sevdiğim için bu versiyonu koydum ama dediğim gibi onu yapabilirsiniz. O da Control Warrior diye geçiyor ama tabii bizim eski usul açtığımız Control Warrior gibi değil yine. O da bayağı iyi deste yani bu seviyelerde yine. Sonra arkadaşlar Tier 1.5 destere gelelim. Tier 1.5'ta Dragon Hunter var. Bunu zaten öngörmüştük biliyorsunuz. Hiçbir kartını kaybetmedi bu senenin rotasyonunda. İşte içeriye de ne geldi? Imprisoned Fermo geldi. Scavenger's Ingenuity, Stone Tusk, Boar kombosu geldi. Deste zaten hani hiçbir şey kaybetmemişti. Üzerine böyle biraz daha güçlenerek gücünü koruyor. Son derece güçlü.
Facestalker'larla bu sefer sadece Exposite Trap var. Onu koyuyor. Face damage olsun diye. Deste oldukça hızlı ve güçlü. Tavsiye ediyorum. Budget deck olarak da arkadaşlar problemi şu. Rodnest Drake bir adventure kartı. Yani görece olarak ucuz ama tabii yine Rodnest Drake'i elde etmeniz lazım. Tek epic olarak Stormhammer var çünkü. Legendary falan hiç yok. Güzel bir deste bu da. Sonra Highlander Mage destesi var arkadaşlar. Highlander zaten biliyorsunuz işte her karttan bir tane yani desteler. Bunu ödüllendiren de Zephyrist'leri var. Rhinodur Helicologist var. Onu dağıtıyor. Ve Dragon Queen Alexstrasza var. Şimdi zaten arkadaşlar Legendary'lerden birer tane oynayabildiğiniz için yani atıyorum Dragon Caster'dan iki tane oynamaktan vazgeçip bilmem ne de iki tane oynamaktan vazgeçip bu her birinden birer tane oynayarak bu kartlara erişiminiz olması da güçlü bir şey. Bir ufak Dragon teması var işte. Arcane Breath'i ve Maligos'u çalıştırmak için. İşte Alexstrasza var. Öbür Alexstrasza var. Kalegos var. Başka bu destede Twilight Drake var. Ucuz Dragon bazen koyuyorlar bazen koyuyorlar. Değişiyor. İşte değer için Astromancer Solarium var. Astromancer Solarium bayağı güçlü. Öldüğü zaman 7'ye 5, 7 mana 7'ye 5 spell damage. 7 mana 7, 7 de olabilir. Neden yanlışını bilmiyorum ama İşte böyle bir şey. 5 tane Mage Beast atıyor ama hep rakipleri targetliyor. Çok çok güçlü arkadaşlar. Polymorph'ların atıyorum. Fireball'ların, Pyroblast'ların rakibi targetliyor olması her zaman. Bir de Spell Damage'ı hiç fena değil. Bu da güzel bir deste. Yalnız tabii gördüğünüz gibi son derece pahalı. Yani elinizde varsa oynanacak bir deste. Oturup craft yapmaya değmez. Daha güçlü desteler var. Çok daha güzel yapabilirsiniz. Tier 1.5'da Galakrond Rogue var. Artık Galakrond Secret Rogue diye geçiyordu eskiden. Artık o kadar oturdu ve öbür Secret'siz Galakrond o kadar yok oldu ki arkadaşlar. Direkt buna Galakrond Rogue denmeye başlamış. İşte Blackjack Stunner ve Shadow Jeweler Hanar nerflendi ama tabii hala güçlüler arkadaşlar. Yani Shadow Jeweler Hanar böyle ilk tur coinlendi veya ikinci tur indiğinde öldürülmesi biraz kolaylaştı tabii. 1'e 5 yerine 1'e 4 olduğu için ama hala oldukça güçlü. Blackjack Stunner'ı da arkadaşlar 9 manalık Alexstrasza, Dragon Queen Alexstrasza gibi kartları unplayable yapıyordu. 2 pahalandırdığı için. Artık 1 pahalandır ama hala tabii güçlü. Yani septen iyi oluyor. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Yeni gelen secretlar bayağı iyi. Eski Rogue'a ilk Kobolds'dan Katakombs'a vermişlerdi sanıyorum secretları. O secretlar bayağı bayağı dandikti. Şimdi bu secretlar güçlü. İşte 2 manaya açıyorsunuz. Adam yaratık oynayınca 2-3 koyuyor. Adam spell atınca 2 kart çekiyorsunuz. Veya bir yaratığınızı saldırdığında 3 mana daha pahalı bir yaratık oluşuyor. Bu kartlar dikkate değer. Dolayısıyla o zaman Blackjack Stunner ve Shadow Jeweler Hanar direkt oynanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani eski işte eski Galakrond Rogue'dan SI7 Agent, Bloodseal Flybooter gibi birkaç kart çıkartılmış. Yerine Secretlar artı şey girmiş. Shadow Jeweler Hanar girmiş. Zaten Blackjack Stunner'lar Serplerin yerine girdi. Dolayısıyla son derece güçlü bir deste hala bu nerflere rağmen. Enteresan bir şekilde arkadaşlar güç kazanan destelerden bir tane Spell Druid olmuş. Yani bu deste biliyorsunuz hep vardı ve hep idare ediyordu. Ama işte arkadaşlar Demon Hunter'a nerf, ona nerf, buna nerf derken bu deste artık iyice güçlenmiş. Çünkü bu deste tabii biliyorsunuz gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Destede çok az miktarda bir yaratık var. Kalitas nerfinden sonra kalitası çıkarmışlar ve desteğe İsara koymuşlar onun yerine. Yeni İsara'ya İsara Anişti koymuşlar. Desteğe toplam 3 yaratık var. Hatta bazı deviasyonlarda 2 yaratık olabiliyor. Bu az yaratık tercih etmenin sebebi arkadaşlar Fungal Fortunes'un her zaman 3 kart çektirmesi. Yani amaç o. 2 yaratık oynayanlar. 1 Exotic Mantisler, 1 İsara oynayanlar da var. Tabii eski usul 1 Exotic Mantisler, 1 Kaletas oynayanlar da var. Çeşitli versiyonlar var ama en son, en yaygın versiyonlardan biri bu. Yani Kaletas'la mana tasarruf olayını çok sallamıyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü zaten çok pahalı bir şey yok. Artık Ultimate Infestation yok tabi. Gerçi bir süredir yok ama Overflow var işte en fazla. Overgold'la ekstra mananızı alıyorsunuz. Bu 7 manada 0 mana inen Bog Beam, Iron Bark gibi kartlarınız var. İşte 4. tur Overgold atıp 5. tur 7 manaya çıkıp Exotic Mount Sealer üzerine 0 manalık spellerini zaten bir de ayrıca 0 manalık başka kartlarınız var. Innervate, Moonfire falan gibi masayı 3 manalık beastlerle doldurabiliyorsunuz. O zaman tek başına bitirebiliyor. Veya işte eğer 2. tur Fungal Fortunes'a başlarsanız 4. tur Coin'le veya Innervate'le 6 yaratık veya
5 veya 7 yaratık koyan bir Glowfly soğumatıyorsunuz rakip masayı çözemiyorsa, zaten tur gelince Soulless Force atınca bitiyor. Veya direkt işte Double Savage Roar falan gibi hareketler yapabiliyorsunuz. Sonuçta 5'lik Glowfly Swarm'la yani Glowfly Swarm attınız, 5 tane koydunuz. Tur geldiği zaman 2 Savage atınca 34 damage diye yanlış hesaplamıyorsam şu an. Yani lethal oluyor. Hani böyle şeyler mümkün. Fena bir deste değil. İşte bakın meta game dediğim olay bu. Yani bu deste orta karardı. Diğer destler nerflenince bakın kendisi hiç bufflanmamasına rağmen iyi matchupları popülerleştiği için, yani kazandığı maçlardaki desteler daha popüler bir hale geldiği için bu deste güçlenmiş oldu. Bu deste şu an en iyi destelerden biri. Dediğim gibi işte 1.5. Tier 1'de 2 deste bıraktım arkadaşlar. Tempo Demon Hunter yüz binlerce nerfe rağmen hala oyundaki en iyi destelerden biri. Ve benim hala tavsiyem. Neden derseniz arkadaşlar, en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu destenin neredeyse tümü bize bedava verildi zaten. Yani çok az bir dust harcayarak. Şimdi diyebilirsiniz ki 3200 çok az değil. 3200'den biraz da fazlası da var ama az değil ama arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum bilmem 800 dust harcayıp face hunter yapabilirsiniz. Hani common'ları rarely'leri saymıyorum. Ama elde ettiğiniz deste tier 2.5 olur. Tier 2 olur. Tier 3 olur. Yani hani fena bir deste olmaz ama çok iyi bir deste olmaz. Bu oyundaki en iyi destene birisini elde ediyorsunuz. Güzelliği bu. Çünkü bu destenin arkadaşlar çoğunluğu bize vermesi. Bakın Altruist bedava verildi. 1600 dust. Ibeam bedava verildi. 2400 dust. Yani bu destede craft etmek zorunda olduğumuz kartlar işte Metamorphosis ve Kain ve en baştan beri söylüyorum ben bunları hiç düşünmeden craft edin. Hala da hiç değiştirmedim görüşümü. Ondan sonra bir de Warglaze of Azinot. Kalanı zaten fazla bir şey etmiyor. Bakalım. Common. Ki bunların bir kısmı bedava bir de. Ibeam bedava. Onu hatırlıyorum. Bedava. Bu craft. Bir de bu craft. Bunu saymıyorum artık. Bu zaten rare yüzde az. Yani arkadaşlar 4000 dust ediyor. Yani ben bunu ilk söylediğimden bu yana bu deste inanılmaz nerflendi ama hala oyundaki en destelerden biri. Çünkü işte arkadaşlar yani Hero Power'ın bir mana olması ve şu Battlefield'da sinerjisi, değil mi? Bir takım kartları tabii nerflenmedi enteresan bir şekilde. Hala nerflenmedi. Kaç kart var? Satyr Overseer hala duruyor olduğu gibi. Amber Wing'e ellenmedi. Ondan sonra Chaos Strike'a ellenmedi. Glaive-Bound Adept'e pek ellenmedi diyebiliriz. 7'ye 4, 6'ya 4 kaldı. Hala çok güçlü. Kain'la Metamorphosis'e dokunmadılar. Bu arada kalan kartların hepsini nerf yedim neredeyse. Warglaives of Azinoth'ta şeyin yerine girdi tabi. Eski silah, Lifesteal olan silahın yerine girdi. Hala da ise son derece güçlü. Benim tavsiyem arkadaşlar, eğer dust'ınız varsa işte 4000 dust'ı gömün. Kain, Metamorphosis, Warglaives of Azinoth'ta basın parayı ve süper bir destek oynayın. Çünkü dediğim gibi bu gelecek seneye kadar çok iyi bir destek alacak gibi bir hali var. Ve arkadaşlar zirvede çok çok minor bir nerf yemiş olan Blizzard'ın ellemediği uzun zamandır Highlander Hunter var. Highlander Hunter'da bir tek şu Scavenger's Ingenuity buff yedi, nerf yedi. 3'e 3 veriyordu hatırlarsınız. 2'ye 2 indirildi ama arkadaşlar şimdi zaten bir kere Dragon Hunter veya Face Hunter gibi iki tane oynamıyor Hunter bunu. Bir tanecik oynuyor Highlander Hunter destesinin doğasından dolayı. Yani dolayısıyla kayıp çok çok minor. Yani o Beast'in artı 2 alması inanılmaz büyük bir kayıp değil. Yani bu deste gücünden %1 bile kaybetmedi ben size söyleyeyim bu değişiklikle. Onun için zaten hiçbir şey yok. Destenin erken oyunda güzel temposu var. Normal Highlander destesinden farklı olarak bayağı yani güzel agresif açılıp pataküte dövebiliyorsunuz arkadaşlar adamı. Ondan sonra işte Highlander araçlarımız, gereçlerimiz var. Zephyrus'imiz var. Dragon Queen Alexstrasza var. Hunter'ın kendine özel olan Highlander kart Dino Tame'i Bram var. İnanılmaz 7 mana 8-8 charge açabiliyorsunuz. Ondan sonra Dragon Bane çok güçlü. Zixor deseniz arkadaşlar işte bu Scavenger's Ingenuity kombosu oyun bitirebilir. Zixor açtınız, öldürdünüz. Scavenger's Ingenuity'yi çektiniz. Zixor'u yanlış hatırlamıyorsam 7 manaya 4 tane 4-4 rush koyuyordu. İşte eğer bunu yaparsanız 7 manaya 4 tane 6-6 rush koyuyorsunuz. Yani o tur geldiği zaman oyun bitiyor. İşte onu artık Diving Griffon'la bulma ihtimaliniz var. Scavenger's Ingenuity ile bulma ihtimaliniz var. Falan. Son derece güçlü. Çok güçlü bir deste arkadaşlar bu. Hiçbir şey kaybetmediğim gibi neredeyse. İşte bir tek ne demiştim size. Bu Scavenger's Ingenuity nerflendi. Son derece güçlü ve güzel bir deste. Tabii yine biraz pahalı. Meta game'in
kralları şu an Demon Hunter'la Highlander Hunter. Bakalım gelecekte ne gibi değişiklikler olacak. Umarım arkadaşlar artık bir sonraki expansion'a kadar metagame böyle kalır. Bu son hali olur. Artık yeterince değişiklik yapıldı. Tabii gönül isterdi ki bu değişiklikler işte ne bileyim 4 veya 5 salvo yerine 1-2 hamlede yapılsaydı da metagame hızlıca otursaydı, ama bu son halinden artık herhalde herkes memnun gibi gözüküyor. Benim şahsi tavsiyelerim arkadaşlar, eğer koleksiyonunuz darsa Face Hunter yapılabilir. Çünkü ucuz olan deste o. Eğer biraz deste koleksiyonunuzun suyunu sıkıp biraz daha çıkartabiliyorsunuz, Tempo Demon Hunter. O zaten en başından beri benim tavsiyem. Hani bir de 2 hafta sonra arkadaşlar bir takım challenge'lar gelecek. O challenge'ları yapanlara Golden Kaletas verilecek. Mesela eğer o kırılabiliyorsa gidip onu kırıp Kain veya Metamorfozisi yapabilirsiniz. Biraz daha eksik bir versiyonla oynanabilir mi? Oynanabilir tabii biraz daha eksik bir versiyon, ama tabii arkadaşlar yani Kain ve Metamorfozis çok oyun bitiren kartlar. Yani işte ne konabilir? Bir tanesi eksikse yerine bir ikinci bir Spectral Sight konabilir. Ne bileyim. Şu belki denilebilir diyeceğim. Ama biraz fazla silah oluyor tabi, o zaman 5 silah oluyor. Bu Raging Fell Screamer Priest of Fury kombosu da biliyorsunuz emekli edildi. Çünkü Priest of Fury'nin artık sağ kalma olasılığı çok az. Yani normalde 4. tur Raging Fell Screamer açıp 5. tur Priest of Fury açıp 7 health'te olduğu için ve 5. tur masaya açıldığı için ölmeyebiliyordu. O 6-6 vuruyor. Direkt oyunu bitirebiliyordu. O komboya veda edildi. O komboya dönebilirsiniz. Kartınız eksikse hala. Bizim gibi. Ama işte bu zaten artık iyice agresif bir versiyon. Bu versiyonun da arkadaşlar şöyle bir avantajı var. Altruist'e bayağı ciddi damage vurabiliyorsunuz. Çünkü öbür versiyonda Priest of Fury'ler tabi Altruist'i çok fena tıkayabiliyordu. Yani işte atıyorum sağdan bir Priest of Fury geldi. Solda bir tane pahalı kart var. Altruist oynayıp 2 damage çıkartırsanız ne ala. Şu an tabi artık o Priest of Fury'ler olmadığı için bir Skull of Gul'dan atıp ucuzlatıp sonraki tur Altruist oynayıp bir sürü damage çıkartabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Son derece güçlü ve güzel bir deste. Yani son nerflerden sonra bile hala baya baya güçlü. Tabii Crimson Siege Runner bire bire indi. Ama o zaten çok ekstrem bir karttı gerçekten arkadaşlar. Ben ilk göründüğümden beri bayılıyorum. Yani bir manaya arkadaşlar Novice Engineer'in Loot Order'ın güzel bir kırmasını oynuyorsunuz. Yani Loot Order'ın Body'si, Novice Engine'in Battle Cry'ı. Bu kartlar 2 mana. Yani sadece bir kartı sola veya sağa getirmek bu kadar büyük bir ödül olmamalı. Şimdi daha mantıklı oldu. İşte Duravia kartı Wisp oluyor şimdi. Veya işte Novice Engineer oluyor. Yani siz Crimson Engineer'ı sağa veya sola getirebilirseniz 1 manaya Novice Engineer oynamış oluyorsunuz. Hala da bayağı iyi bir kart yani. Tabii 2'ye 1 iken çok çok iyiydi. Yine de gördüğünüz gibi deste işini yapıyor. Benim son metagame hakkındaki görüşlerim bunlar. Yine ben bütün destelerin kodlarını arkadaşlar videonun altına koyacağım. Oradan o kodları alıp bu koleksiyon kısmında yapıştırdığınız zaten oyunu otomatik olarak algılıyor. Destelerinizi yapabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.